Değerli TV'den izleyicileri, herkese merhaba. Bu yıl yeni bir sezon. Geçen hafta burada konuk olarak ağırlandım. Geçen haftadan hareketle bu yılda daha önceki yıllarda yaptığımıza benzer sağlık programları yapmak konusunda sevgili kanal yöneticileriyle bir mutabakatımız oluştu. Ve bu nedenle de bugün buradayız. Yapay zeka ile hazırlanmış 10 tane sorumuz var ve bu soruları uzmanlarına, işin ehline soracağız. Fırsat buldukça, imkan buldukça bu programı halkımızı bilinçlendirmek, bilgilendirmek amacıyla yapmak istiyoruz. Umarım ki faydalı bir program olur. Bugünün değerli konuğu benim de çok yakın çalışma arkadaşım. Nöroloji Anabilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Doktor Utku Oğan Akyıldız'ı ağırlıyoruz. Doktor Utku Bey benim için hekimliğiyle, bilim insanlığıyla ve dostluğuyla çok değerli biri. O nedenle de böyle bir birinci program olması sebebiyle bu yıl onunla başlangıç yapmak istedim. Kendisi de beni kırmayıp geldi. Bu vesileyle ben de kendisine hoş geldiniz diyerek başlıyorum. Utkucuğum hoş geldin. Çok çok teşekkürler. Bizi onore ettin. Teşekkür çok ederiz. Bu güzel girişi ve beni davet ettiğiniz için de çok mutluluk duydum, onur duydum. Sağ olasın. Umarım hayırlı bir program akışı çok olur. Güzel olacaktır. Ondan şüphem yok. Bugün sevgili izleyicilerimiz uyku bozukluklarını konuşalım istiyoruz. Toplumda belki kısmen bilinen ama daha çok bilinmediğini, önemsenmediğini, derinliğinin farkına varılmadığını düşündüğüm bir konu başlığı seçtim sizin için. Ve daha önce de söylediğim gibi yapay zekaya sorduk. Toplumumuzun en sık uyku problemiyle ilgili, uyku apne sendromuyla ilgili en sık sorduğu 10 soruyu hazırladık. Ve bugün bu soruları sevgili doktoruma soracağız. İlk sorumuz, Utku Hocam, uyku apnesi nedir? Öyle başlayalım. Evet, şimdi zor sorulardan başladığı için de teşekkür ediyorum. Uyku apnesi önemli bir şey. Yani şöyle çok geçmişten de bahsetmeden kısaca bir bilgi vermek lazım. Uyku önemli bir fonksiyon. Yani şöyle düşün, sen de tıp fakültesi okudun, ben de okudum. 6 yıllık tıp eğitimi içinde uykuyla ilişkili, yani hayatımızın yaklaşık 1/3'ünü geçirdiğimiz dönemle ilişkili çok farkındalığımızın olmadığını sen de söyleyebilirsin. Her zaman söylediğim bir şey. Evet. Ben çok iyi kitap okudum ama 2000'li yıllara kadar textbooklarda uykuyla ilgili çok hani bende kalan bir şey yok. Evet. Bu anlamda da belki bu anlamda da bir tarihçesi hakkında aslında bize... insanlık tarihiyle birlikte aslında ilk canlıdan itibaren uyku denilen bir fonksiyon var. Tabii ki bu uyku bizim algıladığımız gibi insanoğlundaki uyku gibi değil. İşte dinlenme dönemi gibi, aktif olduğu dönem gibi farklı dönemler var ama uyku evrim sürecinin yarattığı ve insanoğluna bahşettiği en önemli fonksiyonlardan bir tanesi. Yaşamsal bir fonksiyon. Zaten bugünkü bu 45 dakikalık konuşmamızda da altını çize çize söyleyeceğiz bunu. Yaşamla ilişkili bir fonksiyon. Uyku apnesi de işte bu uykunun en önemli hastalıklarından bir tanesi. En sık gördüğümüz hastalık. İzleyicilerimizin anlaması adına belki uykuda solunum durması diye çevirebilir miyiz? Evet, uyku apnesi. Çok farklı isimlendirmeler var, haklısın. Uyku apnesi, uykumda nefesim kesiliyormuş diyenler mesela. Ama önemli bir klinik tablo. Peki ne bu? Aslında nörolojik bir hastalık. Neden nörolojik diyorum? Şundan ötürü diyorum. Çünkü uyku temel olarak beynin bir fonksiyonu. Uykuda olan bitenler, her fonksiyonun düzenlenmesi de yine beynin kontrolü altında. İşte uyku sırasında üst hava yollarımızın, özellikle bu bölgemizin açıklığını sağlamaya çalışan kas, sinir, bu uyarıların devamlılığını sağlayan organımız beynimiz. Uyku döneminde beynimiz maalesef bu bölgenin açıklığını sağlamakta yetersiz kalıyor. Bunun birçok nedeni var, onları da konuşuruz. Birçok nedeni var. Ama temel olarak uyku sırasında üst hava yollarımızın ardışık bir şekilde tıkanmasından sonucu oluşan bir klinik tablo, bir hastalık, bir sendrom. Evet. Peki belirtileri ne oluyor bu şekilde hastaların bu
problemi yaşadığı zaman en sık yakındığı belirtiler neler oluyor? Şimdi hasta grubunu ayırmak lazım. Yani çok fazla hasta çeşidi var hakikaten. Yani böyle bir tipik hasta evet var ama atipik hastalar da çok. Sanılanın aksine, yani toplumda bilinenin aksine, işte sabah yorgun kalkıyorum, gündüz çok uyuyorum, olmak zorunda değil. Ama temel bazı özellikleri var, onu söyleyebiliriz. Mesela horlama. Mesela horlama, olmazsa olmaz mıdır bu? Olmazsa olmaz değildir. Değildir. Ama sıklıkla vardır. Sıklıkla vardır. Hı. Mesela horlayan bir kişi artık horlamamaya başlarsa veya horladığı sırada horlamanın sesi değişirse, bazen kaybolup bazen gürültüyle, taklidini genelde hastalara yapıyoruz. Hı-hı. Bazen hastalar kamerayla veya ses kayıtlarıyla geliyorlar. Sesi kesilen bir kişi diye bir sesle uyanıyorsa, evet bunda uyku apnesi büyük ihtimalle vardır. Hasta bundan şikayetçi olmayabilir. Biliyorsun toplumuzda kimse horladığını söylemez. Evet, herkes ben horlamıyorum der ta ki kayıtlara kadar. Evet. Ama horlama önemli bir bulgusudur uyku apnesi. Bizde şey gibi, hani hiç tansiyonunu ölçmemiştir ama tansiyon hastası değildir. Evet. Tansiyonunuz var mı? Hayır yok. Hiç arada ölçer mi? Hayır ölçmem. Nasıl olmadığını biliyor ama. Evet, yani farkındalık önemli bir meziyet aslında. Horlama bunun ilk bulgularından bir tanesidir. Çünkü sonuçta yine üst hava yollarının yavaş yavaş kapandığını gösteren bir bulgudur horlama. Düdük öttürdük hepimiz çocukken değil mi? Yani hala öttürenlerimiz var. Düdükten hava geçerken nasıl kısa bir alandan geçerken ses çıkartıyorsa, aslında horlama da üst hava yollarının vibrasyonunun titreşiminden ötürü doğan bir sestir. İşte bu sesin kesilmesi aslında apnelerin veya nefes durmalarının ilk işaretlerinden bir tanesidir. Hasta horlamadan şikayetçi olabilir, yakını da şikayetçi olabilir. Evet. En önemli şey tabii ki yakını daha çok şikayetçi olur. Horlamanın şekli değişebilir, pozisyonla ilişkisi olabilir. Mesela yatarken daha sık horlar, sırt üstü yatarken. Evet. Sağına döndüğünde düzelebilir. Bu da yine bulgulardan bir tanesidir. Veya hastanın kendi ifade ettiği veya yatak arkadaşının söylediği, eşinin söylediği, nefesin artık kesiliyor. Dürtmek zorunda kalıyorum uyanmanı sağlamak için, nefes almanı sağlamak için. Dürtüyorum, uyanıyor, nefes almaya başlıyor gibi ifadeler. Bunlar da yine uyku apnesinin uykudaki bulgularından bir tanesidir. Veya gece boyunca sık tuvalete çıkmak. Evet, yani, bu mesela ilk akılda gelmez. Sanki böyle... Sanki ilişkisi yokmuş gibi, evet, düşündü. Daha çok ürolojik bir problemmiş. Yahut da işte kalp ilacı kullanıyor da idrar söktürücü alıyordur. Evet. Acaba o mu bu mu derken... Prostat altından, denilir. Pekala, diyabet denilir. Tabii diyabette denilir. De benzer şekilde. Tansiyon ilacı yüzündendir. Evet. Veya akşam çok çay içiyorum ondandır denilir. Evet. Halbuki bu da bildiğimiz bir gerçek... Eğer gece boyunca bir kişi 3 veya daha fazla tuvalet ihtiyacı duyuyorsa, uyku apnesinin olma ihtimali oldukça yüksek. Oldukça yüksek. Bunun mekanizmaları farklı. Onu da yine anlatabiliriz ama temel olarak kalbin yüklenmesi. Evet. Bunu çok daha iyi biliyorsun zaten benden. Kalbin yüklenmesi. Sağ kalp genişlediği zaman, nefes durduğu sırada ortaya çıkan basınç değişikliklerinden ötürü kan oraya gölleniyor ve kalp yanlış bir mesaj veriyor vücuda. Diyor ki, benim yüküm arttı, kurtar beni bu yükten. Evet. Kalk, çişini yap, tuvaletini yap. Ben artık bu sıvıyı pompalamaktan bıktım diyor, yoruldum evet. diyor. Evet. Bu da önemli bir bulgu. Veya gece terlemeleri. Peki, tabii gece terlemesi de önemli bir semptom. Baş, boynun, özellikle gövdenin üst kısmının terlemesi, saçlı derilerin terlemesi, yastığın ıslanması. Bu da yine uyku apnesinin uyku sırasındaki bulgularından bir tanesi. Utku, inan bak bu çok önemli. Şöyle ki işte diyorum ya, ben hani kendi hastalarımdan da biliyorum. Mesela terlemeyle bizim birebir ilişkilendirdiğimiz iki tane hastalığımız var. Bir tanesi kalp damar hastalığı, koroner arter hastalığı. Bir tanesi de aort yetersizliği hastalığı. Bunlarda gerçekten terleme şikayeti çok özel bir şekilde sıklıkla yer alır. Bazen öyle hastalarım olur. Bakarım kalp damar hastalığı yok, aort yetersizliği yok ama gel gör ki hasta terliyor. Ve hiç bak uyku apnemesi aklıma gelmez. Şey deriz, yani bünyen öyledir deriz ama hep bunlar işte aslında sorgulanması gereken şeyler. Evet, ama söylediğin hastalıklar da biraz sonra konuşuruz ayrıntılı. Evet, evet, evet. Kalp hastalığı gibi, aort genişlemesi gibi durumlar da yine uyku apnesiyle birliktelik gösterir. İlişkili. Evet. Veya gece boyunca reflü. Değil mi? Yani hiç aklına gelmez. Ağzıma acı su geliyor. Evet. Bunun önemli bir nedeni yine uyku apnesi. Evet, bu da veya mesela çocukluk çağına döndüğümüzde. Gece bu çocuk altına yapıyor. Gece işemesi var. Bu da uyku apnesinin semptomlarından bir tanesi.
Yani gece uykuyla ilişkili birçok semptom aslında uyku apnesini bize işaret edebiliyor. Evet. Tam gece dediğin için soracağım. Hani çocukluk dediğiniz için daha doğrusu. Mesela uyku apnesi kimlerde olur? Şimdi bana sorsan ben şöyle düşünüyorum. Hasta biraz yaşlıdır, biraz erkektir, kiloludur ve sigara alkol tüketimi fazladır. Hani ilk profil bana biraz evet. böyle gelir. Haklısın. Peki bu mesela çocukluk dedin. Haklısın, bu klasik bir görüntü aslında. Uyku apneli hastanın klasik bir görüntüsü ama uyku apnesi biliyoruz çocukluk çağından başlayıp ileri yaşlara doğru sıklığı artan bir hastalık. Çocukluk çağında etiyolojileri daha farklı, nedenleri daha farklı. Yine olabiliyor. Tabii ki olabiliyor. Çocukluk çağında dahi. Tabii ki evet. Çocukluk çağında. Bu önemli. Tabii çocuk hastaların hele hele obezite şu anda günümüzde önemli bir sorun. Çocukluk obezitesi. Evet. Onlarda bile bu oran azımsanmayacak bir şekilde. Ama genel olarak çocuklarda görünme ihtimali %1 civarında. Obezitede bu oran %3'lere kadar çıkıyor. Önemli bir bulgu. Kimlerde sık dedim? En sık hani benim tarif ettiğim tarif üzerine ettiğin şeyler başka tipik. Kimi? Kilolu hastalar. Ama illa kilolu olmak zorunda evet, değil. Evet, mesela bu da önemli. İlla kilolu olmak zorunda değil. Çene yapısının özelliği. Örneğin çenesi belki birazcık geride olanlar. Boynu dediğin gibi kısa olanlar, kalın olanlar. Bunlarda risk daha fazla. Erkek cinsiyet maalesef her şeyde olduğu gibi risk erkekler bizde. Erkekler hep talihsiz. Birazcık daha fazla. Kilo önemli bir bulgu ama şöyle bir kolaycılığa da kaçmamak lazım uyku apnesinde. Kilo verirsem kurtulurum. Evet. Bunda kısmi bir geçerlilik var ama pek de doğru değil aslında. Evet. Bu hastalar kilo veremezler, uyku apneli hastalar. Çünkü uygun önce, tedaviyi görmediği sürece. İlk önce uyku apnesinin tedavisi gerekiyor. Evet. Uyku apnesiyle ilişkili gece semptomları dedin ama gündüz semptomları da önemli. Yani çünkü hastalar uykudayken bazen tek başlarına uyuyorlar. Bazen farkındalıkları olmuyor. Ama sabah kalktıklarında mesela bu hastalar yorgun kalkıyorlar. Evet. 8 saat, 10 saat de uyusalar sabah dayak yemiş gibi kalkıyorlar. Bu dayak yemiş birçok hastadan duyduğumuz kelimelerden bir tanesi. Evet. Veya gün içinde uykullukları oluyor. Dikkatlerini sürdüremiyorlar. Bunlar da yine gün içindeki semptomlar. Sabah baş ağrılarıyla kalkıyorlar. Yine kardiyolojik açıdan daha çok tansiyon düşünüyorsunuz ama uyku apnesi önemli bir bulgusu. Tabii. Tabii. Yine bunlarla ilgili işte tansiyon şeker de mesela ilişkili deniyor. Tabii. Evet. Hani ben gerçekten de çözümsüz hipertansif hastalarımda her daim uyku apneyi aklımda tutmaya gayret ederim. Evet. Yani bu anlamda arada seninle de görüşmemiz oluyor. Sonuçları çok önemli. Peki apnesi. Şimdi senin uzmanlık alanına biraz daha yaklaşalım. Nasıl teşhis ediyoruz biz bu hastalığı? Şimdi tabii ki ilk önce şüphelenmek lazım. Yani bütün bu semptomlar varsa, işin daha dramatik bir kısmı şu. Bu semptomlar olmasa da bir tarafa bırakalım. Eğer bir hastada yüksek tansiyon varsa, hele hele tansiyonu dediğin gibi kontrol altına alınamıyorsa, dirençli hipertansiyonu varsa. Çoklu yani, ilaca rağmen halen tansiyonu yüksek evet, ise. Evet, iki veya daha fazla tansiyon ilacı kullanıyorsa veya koroner arter hastalığı varsa, kalp damar hastalığı varsa, kalp krizi geçirdiyse, kalp yetmezliği varsa, tip 2 diyabetse, inme geçirdiyse, kalp ritim bozukluğu varsa bunların olması bile uyku apnesi açısından şüphede düşmemiz gereken durumlar. Bir hekim olarak bunları gördüğümüz zaman anamnez kısmında bunları not ediyoruz. Ve daha sonra uykusunu sorgulamak lazım. Bahsettiğim semptomları sorgulamak lazım. Gece terliyor musun? Gece tıkanıyor musun? Horluyor musun? Sabah yorgun mu kalkıyorsun? Gece tuvalete mi çıkıyorsun? Gündüz nasılsın? Uyku halin var mı? Bunları da sorgulamak gerekiyor. Bunların hiçbiri olmasa bile hastayı uyku merkezlerine yönlendirdiğin zaman, mesela tansiyon hastasını, kalp krizi geçiren hastayı, bir gece uyku çekimini alıyoruz. Polisomnografi tetkiki denilen birçok kanalın kaydettiğimiz bir çekimi alıyoruz. Özel bir çekim bu, farklı bir çekim. Ve o çekim sırasında uykusunda ne gibi değişiklikler oluyor? Sadece solunum durması değil. Mesela beyin dalgaları nasıl değişiyor? Mesela solunum sistemi nasıl etkileniyor? Kandaki oksijen seviyesi ne oluyor? Düşüyor mu? Çok mu düşüyor? Veya o sırada bacak hareketleri ortaya çıkıyor mu? Gibi birçok kayıtlamaların yapıldığı polisomnografi tetkikiyle bunların tanısı konuluyor. Başka bir tanı yöntemi günümüzde yok. Yardımcı incelemeler var. Mesela sorgulama yöntemleri var. Bazı anket formları var. Kolaylıkla işte akıllı telefonlardan ulaşılabiliyor. Veya dediğin gibi yapay zekaya sorulabiliyor. Uyku apneye eğilimini mi? Sadece riski öngörüyor. Evet. Olabilirsin, olmayabilirsin. Ama tabii ki bunun da belli bir şeyi var.
Hı hı. Mesela çok basit bir yöntemi söyleyeyim. Hem seyircilerimiz için de. Örneğin çok basit bir yöntem var. Şöyle parmaklarınızı birleştirip boynunuzun etrafında geçirdiğiniz zaman arkada parmaklarınız değmiyor ise, hele hele erkek cinsiyetindeyseniz, bu riskin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar basit. Çok çok basit. Sadece aklınıza gelmesi gerekiyor. Aklımıza gelmeli ki çözümünü bulalım. Şimdi bizi izleyen birçok izleyici bunu yapacaktır. Yapacak. Yani bu çok zor bir şey değil. Çok basit bir yöntem. İki baş parmağını şöyle birleştiriyorsun. Birleştirecek arka. Boyun etrafında. Evet. Oldukça basit bir yöntemdir. Evet. Ama temel amacı şudur. Boyun çapını ölçmeye yarar. Çünkü hı-hı, şunu biliyoruz. Erkeklerde 43 santimden daha uzun bir boyun çapı varsa bu kişide uyku apne sendromunun olma ihtimali yüksektir. Hı-hı. Kadınlarda bu daha düşük. 41 hı-hı santim gibi. Utku, şöyle sorayım sana. Şimdi bir günlük bir polisomnografi testinden bahsettim. Evet. Uyku laboratuvarında. Şimdi bu bana mesela bizdeki Holter'i anımsatıyor. Bizde biliyorsunuz ritim bozukluklarında, tansiyon evet takibinde böyle günlük, şimdi biraz daha fazla 48 saatlik, 7 güne de çıkan şekilde Holter kayıtları alınabiliyor. Şöyle bir handikapı da var bizde. Hani sizde bu nasıl? Ya şöyle düşün, bir hastanın bir ritim bozukluğu var. Doktoruna gidiyor. Hı hı. Ama bu ritim bozukluğu her zaman olan bir ritim bozukluğu değil. Evet. Ve doktoru onun için bir Holter kaydı istiyor. Ve gelin görün ki o gün yapılan Holter kaydında herhangi bir problemi yok. Şimdi o gün o kayıtta 24 saat hı hı ya da 48 saatlik kayıtta problem olmaması, o hastanın çarpıntı yaşamadığı anlamına hani mutlak şekilde gelmez. Sizde böyle bir handikap var mı? Yani siz bir gece evet yatırdığınız hastada, yani eğer uyku apnesi varsa ya da eğilimi varsa bu her gece bir şekilde kendini belli ettirir. Evet, evet. Bu diyorsunuz. Evet, bu hı-hı şeyimiz yüksek bizim. Yani evet, biz o gece çekimi yaptığımız zaman hı-hı kişinin tanısını rahatlıkla koyabiliyoruz. Evet. Belki çok hafif olanlar için bu geçerli olmayabilir ama hı-hı onların risk faktörleri de zaten düşük daha oluyor, düşük oldukça. Peki düşük. Herhangi bir medikasyon dediğimiz bir ilaç durumu var mı o gece hastaya, hani daha rahat uyuması için, ne bileyim etraftaki tedirginliği biraz daha azalsın diye herhangi bir uygulamanız var mı, yoksa tamamen doğal evinde nasıl uyuyorsa öyle mi uyumasını istiyorsunuz? Temel olarak uyku tıbbı merkezleri bir hasta odası gibi düşünmemek lazım. Yani bunlar hı-hı özelleşmiş merkezler olmalı. Hı-hı. Bir yatak odası konforunu sağlamak gerekiyor. Hı-hı. Ortamın ısısı, sakinliğinin sağlanması gerekiyor. Evet, bazı hastalarımız uyumakta zorluk çekebiliyor. O zaman uykularında solunum yetersizliğine neden olmayacak bazı ufak tefek ilaçlar uyguladığımız olabiliyor. Ama bu oldukça nadir. Hı hı. Genellikle hastalar rahat bir şekilde uyku çekimlerine gelip yatıp uyuyabiliyorlar. Sıkıntı biraz yok. Önce yine bahsettiniz ama ben tekrar sorayım. Bu uyku apne durumu tedavi edilmez ise ne olur? Asıl sorun zaten buradan sonra başlıyor. Evet. Yani bildiğin gibi sendrom dediğimiz zaman bir klinik pencere aslında. Bir çiçek. İçinde birçok şeyin İçinde olduğu. Birçok şey var. Birçok sonucu var. Uyku apnesi de böyle bir şey. Düşün, gece boyunca bir kişi ardışık saatlerde bir saat içinde 40 defa 50 defa nefesi kesiliyor. Bunun sonucunda kandaki oksijen seviyesi düşüyor. Hı hı. Söylediğim gibi vücudundaki her hücre oksijensiz kalıyor. Sadece kalbin değil, sadece beynin değil. O dayak yemiş hissi de buradan geliyor. Buradan öyle değil mi? Geliyor. Her oksijen düştüğü zaman beyin uyanmaya çalışıyor. Diyor ki uyan, nefes al, ölüyorsun. Evet. Ve bu sırada bazı medyatörler salgılanıyor, bazı hormonlar salgılanıyor. Bu hormonların hemen hemen hepsi vücuda toksik etkili. Hı hı. Kimi kilo aldırıyor, kimi kalp krizi riskini arttırıyor, kimi tansiyona neden oluyor. Evet. Gibi temel olarak evet en sık sorunlar zaten bunlar. Hı hı hı. Tedavi edilmedikleri zaman bu hastalar erken ölüyorlar. Hı hı. Ve birçok hastalıkla da yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Örneğin evet en sık toplumda ne var? Tansiyon var, hipertansiyon var. Dünyada yaklaşık hani 1 milyar yakın insanın hipertansiyon hastası evet olduğu kabul ediliyor. Evet, o hipertansiyon hastalarının %50'sinde uyku apnesi var. Bunu biliyoruz. Hı hı. Bunun tam tersi çıkarım da doğru. Uyku apneli olanların yaklaşık %50'sinde hipertansiyon gelişecektir. Mutlaka gelişecektir. Yani tansiyon rahatsızlığınız varsa uyku apne sendromu açısından da bir uzman görüşü almak yanlış olmaz. Kesinlikle. Hani bunu hayatım bir... Tek bir ilaçla kontrol altında olabilir. Onda bile. Hele hele ki çoklu ilaç kullanıyor.
dediğin gibi dirençli hipertansiyon hastasıysam ve hali hazırda tansiyonun kontrol altına alınmıyorsa zaten bu kişilerin %85'inde uyku apnesi var. Evet. İlk akla gelmesi gereken bu. Hem hekimin hem hastanın aklına gelmesi. Şeker hastalığı yine çok sık. Değil mi? Yani toplumda oldukça fazla. Şeker hastalığı dünyada yine 300 milyonun üzerinde insan. Evet, şeker hastalarının yine %30 ile %50'sinde uyku apne sendromu var. Ve uyku apne sendromu çözülmezse bunların kan şekerlerini düzenlemek pek mümkün olmuyor. Kolay olmuyor. Örneğin insülin kullanıyordur. İnsülin dereceleri yüksektir. Şekerin komplikasyonları var, sonuçları var. Mesela gözü etkiliyor değil mi? Evet. Retinopati yapıyor. Böbreği etkiliyor. Böbrek yetersizliğe neden oluyor. Kalbi etkiliyor. Kalp karotisi etkiliyor. Neden oluyor. Beyni etkiliyor. Bu komplikasyonların gelişme olasılığını da arttırıyor uyku apne sendromu. Evet. Kalp krizi geçiren hastaların yaklaşık yarısında uyku apnesi var. Doğru. Kalp yetmezliği geçirenlerin yaklaşık yarısında. İnme hastalarının %30'unda hatta erken dönemde %80'inde uyku apnesinin olduğunu biliyoruz, gösterilmiş durumda. Sizin çalışmanızdan da biliyorum. Klinikler arası bir disiplinle çalışıyorsunuz. Evet, bunlar evet. En sık göğüs hastalıkları ve kulak burun boğaz oluyor. Sıklıkla bu ilgili. Nadiren bizimle kardiyolojiyle ilişkili oluyor. Haklısın. Onun dışında endokrinolojiyle ilişkili oluyor. Veya çocuk hastalıklarının ilgili bölümleriyle ilişkili oluyor. Multidisipliner bir yaklaşım. Bundaki amacımız da tabii ki tedavi yöntemini belirlemek. Yani birazdan yine konuşacağız var. Mesela solunum cihazlarını soracağım hemen yeri gelmişken. Yani bunları, CPAP diye ifade ettiğimiz non-invaziv solunum cihazı olarak mı açıklarsınız? Evet. Nasıl söylersiniz? Şimdi sıkıntı burada gece boyunca uykudaki solunum yolunun tıkanması. Bunu açmamız gerekiyor. Bunu açacak yöntem cerrahi yöntemler değil maalesef. Evet. Yani böyle arayışlar maalesef sıkıntı. Çok özel hasta grubu dışında. Çok az bir hasta grubunda bunların faydası görülebiliyor. Ama temel tedavi söylediğin gibi CPAP denilen sürekli pozitif basınç veren bir cihaz bu. Aslında derme çatma bir cihaz. Görüntüleri koymuştuk. Çok daha eskiden çok büyüktü. 1980'lerden önce. Bu cihazlar daha keşfedilmeden önce uyku apnesinin yegane tek bir tedavisi vardı. Hatırlarsın, trakeostomiydi. Buradan delik açtırılıyordu. Hastalara söylediğim gibi. Ama şimdi bu cihazları kullanıyoruz. Bu cihazları kullandığı zaman bir maskeyle, burun maskesiyle uyurken burunlarına takıyorlar ve pozitif bir basınç vererek üst hava yollarının açıklığını sağlıyoruz. Bu pozitif basınç kişiye özgü bir basınç. Nasıl mesela gözlük numaram bana özgüyse, pantolon paçan sana özgüyse. Evet, bunun ölçümünün hesaplanması sizinle gerekiyor. Temasta kalarak hasta. Tabii ki uyku merkezinde. Uyku merkezinde yapıyorsunuz. Solunumsal olayların kaybolduğu basınç hesaplanıyor. Bir çeşit ölçüm bu. Ve o cihazı kullanmaya başlıyorlar. Seçilmiş hastalarda cerrahi kullanılabiliyor. Çocukluk çağı daha farklı. Çocukluk çağında genellikle bu geniz eti daha sık buna neden olduğu için ona yönelik cerrahi tedaviler ilk seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ama erişkin için altın standart, ilk tedavi yöntemi bu CPAP, BIPAP gibi cihazlar. Yakın çevremden bildiğim için sormak istiyorum. İlk başta bir direnç oluyor hastalarda. Muhtemelen konforla ilişkili. Fakat hasta kullanıp bunun ayrıcalığını, iyiliğini, iyilik halini hissettikten sonra bazen şehir değiştirse de yanında götürüyor. Ki, yani nerede uyuyacaksa onu takacağı şekilde götürüyor. Muhtemelen sizin de gözleminiz bu yönde. Yani seyahat edenler söylerler bunu. Ya havaalanlarında, garajlarda çoğu kişi de bu elinde taşıyormuş bunu. Ben daha önceden görmemiştim. Hiç fark etmemiş mesela. Aslında bu direnç bir ön yargıdan kaynaklanıyor ve çevresel bir mahalle baskısından kaynaklanıyor. Ne? Uyku apnem var. Peki cihazla mı uyuyacaksın? Cihazla nasıl uyunur gibi yaklaşımlar oluyor ama emin ol birçok hasta o gün gece o cihazla ilk tanıştıklarında uyku tıbbi merkezimizde sabah kalktıklarında şunu söylüyorlar. Ben böyle uyku uyumadım. Evet. Yıllardır ben uyumamışım. Ve bunu söylediğin gibi çok memnun bir şekilde sabah kalkıyorlar. Bunlar cihazlarını kullanmaya zaten istekli oluyorlar. Evet. Diyorlar ki biz cihazımızı hemen alalım, hemen kullanmaya başlayalım. Ama önemli bir grup yine bu cihazı kullanmaya hali hazırda bir direnç gösterebiliyor. Bunun temel nedeni cihazı ne için kullandığının farkını aslında çok varılamaması. Nasıl bir kan sulandırıcı ilaç, tekrar bir kalp krizi geçirme
riskini azaltmak için kullanıyorsa veya sigarayı kalp krizi geçirmemek için bırakıyorsa, bu cihazı da yine kalp krizi geçirmemek için, felç geçirmemek için yaşam süresi en az 6 yıl kısalmaması için kullandığını bilmek zorunda. Evet. Bu bir tedavi yöntemi çünkü. Evet, evet. İzleyicilerimizin de daha anlaşılır olması adına, onlar adına sormak istiyorum. Gece tabii sıklıkla insanlar uyuyor ve haliyle orada cihazı kullanıyor. Ama gündüz de uyuyacak olsa yine kullanmasını tabii öneriyorsunuz. Öyle tabii değil mi? Çünkü bu uyku şey... neredeyse cihaz da orada yanında. Evet, hastalığın adı uyku apne sendromu. Evet. Uyku sırasında bu apneler oluşuyor demektir. Hı hı. İster gündüz uyusun, ister gece uyusun. Her türlü bu cihazı takması onun sağlığı açısından önemli. Hı hı. Yine grafiklerde paylaşmıştık. Bir grafik vardı. Uzun dönem takipleri var bu hastaların. Hı hı. Örneğin 30 yıl takip ediliyorlar. Bu Türkiye için yapılan çalışma değil, yurt dışında çalışmalar. Ağır düzeyde uyku apne sendromu olanlar 15 sene içinde %40 ihtimalle yaşamlarını kaybediyorlar. Evet. 100 hasta düşün. Evet, bunların yüzü de ağır düzeyde uyku apnesi. 15 yılın sonunda bu hastaların 40 tanesi çok maalesef hayatını oran kaybetmiş oluyor. Öyle ya da böyle. Evet. Uyku apnesi yoksa bu sadece 5 kişi. 5 kişi. 40'tan 5'e düşüyor. Evet. 15 yılda. Evet. Ama uyku apnesi olduğu zaman 15 yılda 100 kişinin 40'ı hayatını kaybediyor. Hayatını kaybediyor. 15 tedavi yılında almaz ise. Tedavi almaz ise. Evet, çok çok, çok önemli. Çok çarpıcı. Evet. Hasta size geldi, laboratuvara aldınız, o gece uyudu, siz kayıtlarınızı aldınız, sonra hastayı gönderiyorsunuz. Evet. Uyku apne teşhisi koydunuz, hastayı bir kere daha çağırıyorsunuz. Evet. Hastaya cihazı alıyorsunuz, aldırıyorsunuz. Tekrar bir gece yatırıyoruz. Ha, bir kere daha yatıyor. Yatırıyoruz, bu defa cihazın basıncını ayarlıyoruz, kullanacağı evet cihazın. Yani o standart basıncı kullanıma geçmeden önce bu süreçte iki defa uyku laboratuvarına yatışı evet, söz yatıyor konusu. Evet. Önce teşhis, sonrasında cihaz ayarı için. Cihaz ayarı çok önemli. Yani hı-hı bazen gözden kaçtı, bizim de bazı hatalarımız olabiliyor ama çok önemli. Çünkü bu kişilerin cihazı kullanmalarını gösteren en önemli gösterge aslında uygun basıncın bulunması. Evet. Birçok hasta cihazı alıyor farklı yerlerden, farklı kişilerden, belki bizden. Hı hı. Sonuçta cihazı alıp yatak odasının bir köşesinde cihaz üzerinde bir örtüyle bekliyor. Hiç kullanmıyor. Neden kullanmıyorsun diye sorduğumuzda hasta şunu söylüyor. Ben buna uyum sağlayamadım. Bunun en önemli nedeni, ilk nedeni aslında gelmesi, optimal basıncın ayarlanamamış olması. Basıncın ayarlanamamış olması. Hı hı. Benim hastalara söylediğim şey, ayakkabı numaran doğru değilse giyer misin o ayakkabıyı? Giymez. Giymez. Canın yandığı zaman... Evet. Bilinç altında bir süre sonra o ayakkabıya... O basınç ayarlaması çok önemli bir durum. Çok önemli bir nokta. Hastalığın ileriki sürecinin nasıl gideceğini de bize az çok söyleyebiliyor. Cerrahiden bahsettiniz. Mesela ilk aklıma gelen horlama cerrahisi gibi sanki böyle. Horlama cerrahisi sadece uyku apne veya işte eşin rahatsız olmaması adına mı yapılır? Yoksa... Şimdi horlama aslında bir... semptom diye düşünmek lazım. Hastalık mı? Bu hakikaten tartışılıyor ama horlama temel olarak üst hava yollarında bir direncin varlığını gösteriyor. Eğer bu kişide uyku apnesi varsa horlama cerrahisinden önce kişinin uyku apnesini düzeltilmesi gerekiyor. Öncelik uyku apnesi. Kesinlikle uyku apnesi. Eğer kişide uyku apnesi yoksa horlama cerrahisi kozmetik bir yaklaşımdır. Hı-hı. Yani kişi rahatsızlık duyuyorsa, yatak partneri hı-hı rahatsız hı-hı oluyorsa hı-hı veya farklı durumları söz konusuysa o zaman cerrahi önerilebilir. Ama tabii ki bu da geçici bir çözüm. Genellikle bu hastalar 5 sene içinde horlamaları tekrarlıyor. Başladıkları noktaya. Göğüs hastalıklarının size katkısı hangi aşamada oluyor? Şu noktada oluyor. Bu hastaların önemli bir kısmı bahsettiğim gibi obez hastalar ve çoğunda diğer hastalıklar da var. KOAH burada önemli bir bulgu. Hı-hı. Eğer hastada KOAH gibi bir hastalığı varsa... O zaman seçeceğimiz cihaz değişiyor. Temel cihaz bizim için CPAP dediğimiz sürekli aynı basıncı veren cihazlar. Eğer KOAH'lıysa bu hastalarda BiPAP dediğimiz nefes hı-hı alırken farklı, nefes verirken farklı iki basınç mod veren. İki modlu. Evet, hı-hı o cihazları kullanmak gerekiyor. Göğüs hastalıklarında da bu hastalarda KOAH eşlik ediyor mu etmiyor mu? Onu anlamak program için. Program öncesi güzel bir, belki arkadaşlar yayına da koyacaktır. Mesela bir hastada fark ettim,
asistoli olmuş kayıtlarınızda. Evet, evet. Daha önce de benzer tecrübelerini benimle paylaşmıştın. Evet. Bu hastaların uyku apnesi iyileştiği zaman kalp birliği ihtiyaçları olmaksızın bu insanlar normal hayata dönüyor. Evet, çok haklısın. Evet. Örneğin bu hastalar uyku apneleri sorgulanmazsa veya atlanırsa kalp birliği takıldıklarında ne olabilir? Evet. Yani o anda kalbi duran bir kişiye bir elektriksel stimülasyon. İşte tıpta hep temel etiyolojiye yönelmektir. Kesinlikle, ya. Evet. Yani esas problem burada uyku apne olduğu için uyku apnesini iyileştirdiğiniz zaman birçok şey... Kalpte ritim bozukluğu sık zaten bu hastalar. Evet. Yani hastaların yarısında ritim bozukluğu görülüyor. Hı hı. Program öncesinde de daha önce paylaştığımız kalbin durması. Hı hı. Sana gösterdiğim örnekte 6 saniye hastanın kalbi ve iyileşmişti durduğu o zaman hasta. Duruyor. Yani hı hı. Bir şekilde eski tababete göre ölü sayılıyor. Tabii. Hasta bu anda. Tabii. Tabii. İşte bu hastanın nedeni uyku apnesiydi ve cihazı kullandığı zaman bu kalp durmaları ortadan kalkmıştı. Tamamen kalkmıştı. Başka bir ritim bozukluğu olan hastalar var. Atrial fibrilasyon. Yine toplumda aslında az. %1, %2 olması lazım toplumda. Uyku apneli hastaların yaklaşık %30, %40'ında atrial fibrilasyon oluyor. Ama nasıl oluyor? Paroksismal dediğimiz uyku sırasında oluyor. Evet. Nefesi durduğu zaman kalbi teklemeye başlıyor. Gerçekten biz kardiyologların ne diyeyim, bir anlamda böyle baş belası diye ifade edebileceğimiz hastalık gruplarından ritim bozukluğu, atrial fibrilasyon, en önemli kısmı da tabii beyne pıhtı riski taşıyor olması. Bu hastalar böyle bir stroke geçirdiği zaman, inme geçirdiği zaman maalesef sakat kalabiliyor, hayatını kaybedebiliyor, yaşamı çok ağır etkilenebiliyor. Bu anlamda çok önemli gerçekten. Bir uyku apnesi varsa, bu uyku apnesi düzeldiğinde o ritim bozukluğu da geriliyor. Evet. Veya pil yapılıyor, değil mi? Yakma işlemi yapılıyor. Evet, evet. Yakma işleminden sonra atrial fibrilasyon tekrarlayabiliyor. Evet. Tekrarlamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi eşlik eden uyku apne sendromu. Tabii, tabii, tabii. Yani zaten tıpta temel prensip, biraz önce de söylediğim gibi. Nedeni çözmek. Tabii yani temel sebebi bulamazsanız yani diğerleri hani patinaj çekmek gibi bir şey oluyor yani. Hani görüntüyü kurtarıyorsunuz ama esas hastalık yerinde duruyor. Bu çok önemli. Gerçekten girişte de söyledin, yaşam tarzı değişiklikleri, bu biz kardiyolojide bunu gerçekten çok önemsiyoruz. Yani her anlamda bütün kardiyovasküler risk faktörlerine olumlu katkısı olan bir şey bu. Ama gittikçe farmakolojik dünyanın hani tıbbı böyle esir aldığı mı diyelim? Endüstrileşen dünyada bu sanki biraz ihmal ediliyor. Evet. Buna ben hep vurgu yapmak istiyorum ve hep böyle mesela programlarımda da söylüyorum. Diyorum ki çok zor değil. Belki söylemesi kolay, yapması zor. Alman düşünür Goethe'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki düşündüğünü söylemek kolay, davranmak zor, en zoru da düşündüğün gibi davranmak diyor. Evet. Gerçekten ifade ettiğimizde çok kolay diyoruz. İşte hani kilo kontrolü, işte tuz kontrolü, düzenli yürüyüş, sağlıklı bir çevrede yaşam, düzenli bir uyku, uyku kalitesi tartışmasız yani en az bir 6-8 saat. Uyku apne açısından baktığınız zaman bunlarla ilişkili ek olarak neler söylemek istersiniz? Tabii ki bize hasta geldiği zaman uyku apnesi var. Burada birinci basamağa çok büyük görev düşüyor. Yani aslında erkek cinsiyetin kilo almasını engelleyici yöntemler, yürüyüş, egzersiz gibi, diyet gibi, Akdeniz usulü diyet gibi yöntemler seçmesi, sigara bir risk faktörü, her şeyde olduğu gibi uyku apnesi için de bir risk faktörü. Sigaradan uzak durmak, alkol çok belirgin bir şekilde uyku apnesi riskini artırıyor. Hı hı. O yüzden bunlardan uzak durmak önemli. Yaşam şekillerini bu şekilde düzenlemek lazım. Hı hı. Kilo vermek, kilolu bir hasta kilo vermek, ama işte burada uyku apnesi olan bir hastaya hadi kilo ver demek çok kolaycı bir yaklaşım oluyor. Evet. Hastalar söylemesi kilo veremiyorlar olur. Çünkü. Tedavi olmalı. Evet, ek tedavilere ihtiyaç oluyor. Peki şöyle bir şey diyebilir misiniz? Yani biz mesela kardiyologlar bunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Geçen haftaki programda da söyledim. Hani genetik olarak dezavantajlı grubu bir kenara koyuyorum. Hani o konuda gerçekten elimizde çok fazla bir seçenek yok. Onlardan maksimum gayretle risk faktörlerini minimize etmelerini istiyoruz. Ama onun dışında mesela kalp krizi, beyin felci hadiselerinde, kardiyovasküler olaylarda risk faktörlerinin katkılarını çok net olarak meslek pratiğimizde görüyoruz. Hani yaşla beraber hipertansiyon, şeker, sigara,
hiperlipidemi gibi faktörler kalp damarlarını, beyin damarlarını zedeliyor. Sizin böyle ya şu olmazsa uyku apne olmaz ya da yüksek olasılıkla olmaz dediğiniz, düşünün ki 20 yaşında genç bir çocuk, uyku apnesi yok, 70'inde de uyku apnesi olmasın mümkünse. Bunun için de sizden bir reçete istesin. Ne tür bir öneriniz olur? Maalesef çok öyle bir önerimiz yok. Maalesef öyle bir olmaz. Reçetemiz yok. Maalesef yok. Yani bu bir artık kabul gören görüş, uyku apnesi bir nörodejeneratif hastalık. Yani ilerleyici. Evet, bu önemli birlikte sevgili ilerleyen bir hastalık. Önemli olan bu durumdaysan tedavi olmak. Evet. Engellemek için risklerini azaltmak, evet, yaşam düzeylerini, kilo alımını, biraz önce konuştuğumuz şeylere dikkat etmek ama hep akılda kalması gerekiyor. Çünkü çok sık, yani sıklığı Aydın nüfusu 1 milyonu geçti. Evet. Yani Aydın nüfusu içinde 100 bin tane uyku apnesi hastası var şu anda. Evet. Yani çok önemli bir rakam bu. Peki laboratuvarlarımız mesela çok kısıtlı. Evet. Bunu maalesef nasıl çoğaltabiliriz? Yani hani bütün izleyicilerin ortak şeyi şu olabilir. Hani ben çok iyi bildiğim bir şey. Ulaşamamak. Yani ulaşamamak, randevu, çok geç randevular, işte ilerleyen tarihlere verilen randevular. Evet. Nasıl görebilirsin? Yani ülke şimdi, sağlığı açısından da yorumlayabilirsin. Bu önemli. Birinci basamak tedaviyi ön plana çıkartmak, sağlık politikası olmalı. Engelleyici yöntemleri ön plana çıkartmak zaten. Koruyucu, sağlık, önleyici. Evet, sağlık politikası olmalı. Örneğin Almanya'da nüfusu benzer, bizimle benzer. Yüz ölçümü de aşağı yukarı aynı. Bizim 3 katı daha fazla uyku tıbbi merkezine sahip. Evet. Medeni ülkelerde uyku ile ilişkili bir farkındalık var. Ama maalesef bizim ülkemizde bu farkındalık çok yok. Nasıl artabilir? Evet, nörologlar veya bununla ilişkili diğer işte göğüs hastalıkları uzmanları, kulak burun boğazcılar, hatta kardiyologlar, psikiyatristler, yani uyku hekimliği açısından eğitimlerini almaları gerekiyor. Bu farklı bir eğitim. Uzmanlık eğitiminden sonra ki bir basamak. Bu eğitimi alıp uygun merkezlerin açılmış olması gerekiyor. Ama merkezin de standartizasyonunun yapılması gerekiyor. Evet, tabii şu yani birçok uyku merkezi var, birçok cihaz veriliyor ama emin ol ki birçok kişi bu cihazları kullanmıyor. Utku, biz şimdi bu program boyunca hep uyku apneyi konuştuk da uyku için ne söylemek istersin? Yani mesela hani güzel bir uykunun bir reçetesi var mı sende? Şimdi, hani güzel uyku mesela en son gelinen noktada deniyor ki 6-8 saat ideal bir süredir. Hani süre anlamında böyle bir ifade söyleniyor. Başka sence hani uykuyu iyileştirecek, güzelleştirecek ne olabilir? Şimdi bu istatistikler sonuçlar aslında. Yani uyku bir kişinin parmak izi kadar kendine özgüdür aslında. Herkesin uykusu kendine özgü bir yapıya sahiptir. İyi bir uyku için aslında uyanıklık süreci önemli. Yani uyanıklıktaki yaşam kaliten nasılsa uykuna da yansıyan şey o. Kaloriden çok besleniyorsan, mesela çok et tüketiyorsan uyku miktarın artıyor. Kendini daha yorgun hissediyorsun. Daha et ağırlıklı besleniyorsan uyku süren gitgide kısalıyor. Bu sadece bizim için değil, tüm canlılar için geçerli. Evet. Ama uyku evrimin bize verdiği, bahşettiği en önemli fonksiyonlardan bir tanesi. En güzel fonksiyonlardan bir tanesi. Bunu neden söylüyorum? Çünkü yaşamı uykuya borçluyuz biz. İyi bir yaşamı uykuya borçluyuz. Evet. Belleğimizi uykuya borçluyuz. Şu anda benim belleğimdeki, kalıcı belleğimdeki tüm bilgiler uyku sırasında oraya yerleştirildi. Günlük yaşantımda birçok bilgi bize giriyor. Evet. O bilgilerin yoğunlaşması, kalıcı bellek haline gelmesi uyku sırasında oluyor. Beynimizin toksik maddelerinden arındırılması uyku sırasında oluyor. Aynı sokaklarımız gibi. Gün içinde birçok çöp atılıyor değil mi? Herkes çöplerini atıyor. Akşam çöp çıkartılıyor dışarıya. Gece vakti çöp arabaları geliyor aynı beyinde olduğu gibi. Tüm her yeri temizliyor. Ertesi güne mis gibi bir dünyayla, mis gibi bir beyinle uyanıyorsun. Evet. Bunu sağlayan uyku. Eğer sen uykuyu bozarsan bunun da bazı sonuçları oluyor. Önlenemez sonuçları oluyor. Çok ayrıntılı, çok güzel bir program oldu. Yavaş yavaş da sona geliyoruz. Hani cihazdan bahsettik ama başka mesela tedavi yöntemleri var mı? İşte ne bileyim burun spreyiydi yahut da
Şimdi hafif düzeyde boyun askısı. Ya bilemiyorum işte. Hafif düzeyde uyku apnesi olan hastalarımız oluyor. Mesela sadece pozisyonla ilişkili olabiliyor. Hı hı. Hasta sırt üstü yattığında uyku apnesi var. Sağına soluna yattığında uyku apnesi ortaya çıkmıyor. Evet. Bunlarda mesela yastıklar kullanılabiliyor veya tenis topu dediğimiz yöntemler. Hı hı. Temel amaç tabii ki hastayı sırt üstü yatmamasını sağlamak. Bu ama uyku konforunu bozabiliyor. İşte o zaman yine iş dönüp dolaşıp bu CPAP dediğimiz cihazları geliyor. Evet. Eğer nazal bir obstrüksiyonu varsa, bu uyku apnesini kötüleştiriyorsa bu kullanılabiliyor mesela. Ama temel söylediğimden farklı bir şey demeyeceğim. Yani yine CPAP cihazları evet. gibi. Evet. Cihazlar. Çok teşekkür ederiz. Ehliyet konusunu yine söylemek lazım. Çok popüler bir konu çünkü. Bu sırada evet. hasta popülasyonumuzu da çok oluşturuyor. Ehliyetler değişiyor biliyorsun bu sene son yıl. Ehliyet konusunda uyku apnesi ile ilişkili bazı yanlış bilgiler var medyada. Uyku apnesi olanlar ehliyet alamaz diye. Böyle bir şey yok. Evet. Uyku apnesi olan tabii ki ehliyet alabilir. Tabii ki amaç burada cihazı kullanması. Uyku tabii. apnesinin tedavi edilmesi. Yani sonuçta uyku apnesi tedavi edilebilir bir hastalık. Tabii ki. Ehil ellerde çözümü olan bir hastalık. Evet. Evet. Ama sonucu var. Trafik kazalarında mesela söylemekte fayda var. TÜİK'e inanırız inanmayız ama mesela en son 2000 yılı verilerini yayınladı. Bir daha yayınlamadı bildiğim kadarıyla. Türkiye'de 5 milyon kaza olmuş. Bunlar içinde 5000 kişi hayatını kaybetmiş. Evet. Bunun nedeninin tüm kazaları düşündüğümüz zaman %10'un nedeni uyku apnesi veya gündüz aşırı uykuluk. Ama evet. uzun yol kazalarında mesela en son Ankara'ya giden otobüste oldu. Evet, maalesef bir kaza. Birçok kişi maalesef hayatını kaybetti. Uyku apnesi çok önemli bir sonucu oluyor trafik kazaları. Yeni kanunumuz var. Eğer vücut kitle indeksi 33'ün üstündeyse herhangi bir şikayete bakılmaksızın uyku apnesinin olup olmadığının anlaşılması gerekiyor. Sürücü belgesi almaya hak kazanması için. Evet. Eğer uyku apnesi varsa da tedavi olursa ve gündüz uykuluğu yoksa o zaman yine ehliyet alabiliyor. Bu yanlış anlaşılmayı da yine düzeltmekte fayda çok, var. Çok eline sağlık. Burada yine bizden hareketle söyleyeyim. Örneğin otobüs şoförü olmasıyla normal bir otomobil kullanıcısı olması arasında herhangi farklı bir yaklaşım var mı? Fark var tabii ki. Otobüs şoförlüğü grup 2 sürücü anlamına geliyor. Ambulans gibi, ticari araç gibi sürücüler. Bunlarda evet uyku apnesi olması ehliyet almamasına neden değil. Ehliyet yine alabilirler. Yeter ki tedavi uygun olsunlar. Tedavi. Ve gündüz uyku halleri olmasın. Buna evet. da biz yine merkezimizde belgelenmesi gerekiyor. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Beni davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Valla çok teşekkür ederim. Güzel bir program evet, olduğunu düşünüyorum. Böyle sohbet şeklinde geçmesi de çok sağ güzeldi. Olasın, sağ olasın. Sevgili izleyiciler, bugün çok değerli bilim insanı, benim yakın hekim arkadaşım, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doktor Utku Oğan Akyıldız'ı ağırladık. Kendisiyle uyku ve uyku apnesi üzerine güzel bir sohbetimiz oldu. Bence bilimsel değeri de gayet yüksek bir sohbet oldu. Umarım ki faydalanırsınız, faydası olur. Dediğim gibi bundan sonra her hafta karşınızda yeni bir konu ve bir konukla beraber olmaya gayret edeceğiz. Şimdilik Allah'a ısmarladık diyelim. Sevgiler, saygılar bizlerden.